Sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Amerika'da seçim yılı. Peki süreç nasıl işliyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Amerika için sandık memleketi desek abartı olmaz. Kasabanın şerifinden Beyaz Saray'daki başkana kadar hemen hemen her makam için seçim var ve bu seçimler hiç bitmiyor. Dahası seçim sistemi öyle enteresan ki Amerikalı seçmenin bile kafası karışıyor. Bu yüzden bu hafta sonu Amerika günlüğünde ABD seçim sistemine daha yakından bakıyoruz. Çünkü başkanlık seçimi yılındayız ve bu seçim tüm dünyayı ilgilendiriyor. Öncelikle şunu hatırlatalım. ABD sisteminin temeli denge denetleme mantığına dayanıyor. ABD Anayasası'nın mimarlarından James Madison'ın dediği gibi tüm güçlerin aynı elde toplanması tiranlığın tarifi olarak görülüyor. Bu mantık seçim sisteminin de temelini oluşturuyor. Şöyle anlatayım. Türkiye'de biz seçmenler istediğimiz kişiyi değil, parti liderinin uygun gördüğü adayı seçiyor ya da veto ediyoruz. Tabanın, sokağın değil, Ankara'daki parti liderinin dediği oluyor. Bu yüzden vekiller de seçmeni değil, parti liderini referans alıyor. ABD'de durum tam tersi. Vekillerin, valilerin ve yerel yöneticilerin belirlenmesinde parti genel merkezlerinin yetkisi yok. Mesela Trump partisine rağmen adaylığı kapmış bir isim. İsteyen herkes aday olabilir. Aday olmak için doğuştan ABD vatandaşı olmanız, 35 yaşını aşmanız ve son 14 yıldır ABD'de yaşıyor olmanız yetiyor. Aday adayları diğer aday adaylarıyla yarışa giriyorlar. Bu hayli uzun bir süreç. Yarış da lafta değil, kıran kırana geçiyor. Aday adayları ön seçimlere girmek zorunda ve her eyalette ayrı ayrı seçim yapılıyor. İlk ön seçimler Iowa ve New Hampshire'da yapılıyor ve bu iki eyalet Amerikan siyasetine yön veriyor desek abartı olmaz. Ön seçimler Şubat başında start alıyor, Haziran ayına kadar bitiyor. Sonrasında partilerin büyük kurultayları yapılıyor. Aday adayları bu kongreye katılacak delegelerin çoğunluğunun oyunu almak zorunda. En fazla delegenin oyunu alan isim o partinin başkan adayı oluyor. Tekraren söyleyeyim, kimin başkan olacağına başkentteki parti lideri değil, seçmen karar veriyor. Bu noktada bir parantez açalım. Ön seçimlerinde kendine özgü bir sistematiği var. Haberlerden primary ve caucus olarak duyduğunuz ifade seçimin türünü tanımlıyor. Primary'de seçmenler sandığa gidiyor ve oy kullanıyor. Hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar ağırlıklı primary yöntemiyle ön seçim yapıyor. Caucus denen yöntemde ise seçmenler sandığa gitmek yerine kongrede toplanıyorlar. Partinin kimi aday yapacağı açık olarak tartışılıyor ve sonrasında açık oylama yapılıyor. Her iki partinin de tuhaf bir caucus uygulaması var. Hele hele demokratların caucus sistemi havuz problemi gibi. Delege sistemi ise daha da karışık. Ben şahsen çözemedim. Ama sistemin özü seçmen tercihine saygı olduğu için kestirmeden iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Seçimlerde bir de süper salı olayı var. Yani salı sallanır durumu. Özetle şöyle, ön seçim maratonunda 10 eyalet aynı gün ön seçime gidiyor. Genellikle Şubat sonu ya da Mart başına denk gelen bu seçim, seçimin rengini az çok belli ediyor. Bu arada bir parantez açıp, Amerika'da seçimlerin neden hafta sonu değil de salı günü yapıldığını hatırlatalım. ABD'nin kurucuları genellikle çiftçilikle uğraşıyormuş. Oy kullanma hakkı ise ilk dönemlerde sadece toprak sahiplerindeymiş. Cumartesi çiftçilerin ürünlerini pazara götürdüğü gün, pazar günü ise kilise günü olduğu için seçim günü olarak tercih edilmemiş. Pazartesi de Katolikler için dolu olduğu için salı gününde karar kılınmış. Seçim günleri resmi tatil olmuyor ancak işverenler çalışanlarına oy kullanma süresi kadar izin vermek zorunda. Kasım ayında yapılması da hasat mevsimiyle ilgili. Bir hatırlatma daha yapayım. ABD erken seçimin olmadığı bir ülke. Seçim tarihi anayasayla belirlenmiş ve bir şekilde başkan ölürse, görevden alınır ya da istifa ederse yerine başkan yardımcısı geçiyor ve 4 yılı tamamlıyor. Her 4 yılda bir başkanlık seçimlerine denk gelmeyen yılda ise ara seçimler yapılıyor. Şimdi gelelim işin en karışık bölümüne. ABD Başkanı sanılanın aksine doğrudan halk oyuyla seçilmiyor. Seçmen aslında tek işi başkan seçmek olan bir meclisin delegelerini seçiyor. Buna literatürde Electoral College, seçiciler meclisi deniyor. Bu mecliste her eyalet 535 üyeli Amerikan Kongresi'ne yolladığı toplam üye kadar sandalyeye sahip.
Eğer delege sayısı fazla olan Kaliforniya ve Texas gibi büyük eyaletlerden 10 tanesini kazanırsanız, geri kalan eyaletleri kaybetseniz de seçimi kazanabiliyorsunuz. Bu arada seçici kurul uygulaması nedeniyle yarış iki büyük parti arasında geçiyor çünkü küçük partilerin bu rakama ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla ittifaklar seçimden sonra değil, seçimden önce yapılıyor. Bir başka ifadeyle başkanlık sistemi iki partili yapıyı mecbur kılıyor. Amerikan partilerinin sembolleri ise hayli ilginç. Demokrat Parti'nin sembolü eşek, Cumhuriyetçilerin ise fil. Demokratların rengi mavi, Cumhuriyetçilerin rengi ise kırmızı. Eyaletler bu yüzden kırmızı eyaletler, mavi eyaletler diye anılıyor. Bir de Swing State değişken eyaletler var ki bu eyaletler iki parti arasında gidip gelenleri temsil ediyor. Seçimin kaderini de aslında bu değişken eyaletler belirliyor. Mesela Florida ve Pensilvanya gibi değişken eyaletleri kazanmak, bir düzine eyaleti kazanmaktan daha önemli. Ülke genelinde en çok oyu almak, başkan olmak için yetmiyor. Electoral College'da daha çok sandalye kazanmak gerekiyor. Peki ama kim nereye seçiliyor? ABD Kongresi iki kanatlı, Temsilciler Meclisi 435 üyeli ve her eyalet nüfusu oranında milletvekili gönderiyor. Mesela Kaliforniya'nın 53 vekili var. Alaska'nın ise sadece bir vekili var. Temsilciler Meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılıyor ama burada da ilginç bir matematik hesabı var. Çoğunluğu alan meclis başkanını ve komite başkanlarını seçiyor ki şu an yaşadığımız azil sürecinin en kritik kararlarını bu isimler aldılar. Kongrenin ikinci ayağı ise Senato. Senato'da 100 üye var ve Temsilciler Meclisi'nin aksine burada nüfus yoğunluğunun etkisi yok. Her eyaletin 2 senatör seçme hakkı var. Senatörler 6 yıllığına seçiliyor ama her 2 yılda senatonun 3'te 1'i için seçim yapılıyor. Böylece her dönem başkentte tecrübeli senatörler oluyor. Senato'da çoğunluğa sahip olan parti hayati kararlara imza atabiliyor. Mesela şu anda Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta ve Başkan Trump'ın görevden alınmasını engelleyecek çoğunluğa sahipler. Girişte de dediğim gibi Amerika bir seçim ülkesi denebilir. Sadece senatörleri, milletvekillerini değil, eyalet meclisinin üyelerini, valileri, emniyet müdürlerini, hatta yereldeki okul kurullarını bile seçimle belirliyorlar. O yüzden her yerde broşür dağıtıp oy isteyen bir aday görebilirsiniz. Karmaşık matematik hesaplarının ise temel bir mantığı var. Seçmen tercihinin en efektif şekilde meclislere yansıması, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'teki köşesinde.